Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Son dakika. Erdoğan ve Putin zirvesi sonrası Esed'den İdlib hamlesi. Değerli izleyenler, rejime yakın kaynaklar, Suriye rejiminin İdlib kırsalına çok sayıda askeri takviye gerçekleştirdiğini yazdı. Muhaliflerden yapılan açıklamada her türlü saldırıya hazırız mesajı verildi. Suriye'de Beşar Esed rejimine yakın medya, son birkaç saat içinde rejim güçlerinin İdlib bölgesinde askeri gruplarla temas bölgelerine büyük askeri takviyeler gönderdiğini bildirdi. Rejim yanlısı bir kaynağın aktardığına göre, Esed güçleri İdlib'in güney kırsalının cephelerine ve eksenlerine askeri takviyeler gönderdi. Söz konusu sevkiyatta tank, zırhlı araçlar, askeri araçlar, saldırı ekipleri ve lojistik teçhizat içeriyor. Kaynağa göre bu takviyeler İdlib'in güneyinde Cebel el-Zaviye, Hama'nın batısında El-Gab Ovası ve Lazkiye'nin kuzeydoğusu kırsalında çatışma bölgelerinde tam hazırlığı artırma planının bir parçası olarak geliyor. İdlib'e yakın zamanda bir askeri harekatın gerçekleştirilme ihtimaline ilişkin kaynak, sahadaki siyasi ve sağ verileri, Türkiye'nin Suriye'nin mevzilerine karşı koordineli saldırılar düzenlemeye çalışan grupları kontrol edemediğini gösteriyor ifadelerini kullandı. İddiaya göre Rus tarafının daha önce bu konudaki taahhütlerini ihlal eden Türkiye ile yaptığı katı anlaşmalarla tamamen çelişiyor. Söz konusu kaynak, rejim güçlerinin Hama'nın kuzeybatısındaki silahlı gruplar tehlikesini ortadan kaldırma niyetinde olduğunu ve bu meselenin birkaç gün içinde netleşecek olan geniş çaplı bir askeri harekatla halledileceğini sözlerine ekledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce terör tehdidinin İdlib'de devam ettiği ve diğer bazı bölgelerde arttığına yönelik endişelerini dile getirmişti. Lavrov şunları söylemişti. Terörist gruplar Rus güçlerine karşı harekete geçme girişimlerine ek olarak İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde rejim güçlerinin mevzilerine saldırmaya devam ediyor. Hangi kılıkta olursa olsun bu terörist grupların İdlib'den çıkarılması gerekiyor ve bu ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi. Bu gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rus lider Vladimir Putin'in geçen çarşamba günü Suriye'nin Soçi kentinde bir araya gelmesinden birkaç gün sonra yaşandı. Erdoğan, Rus mevkidaşıyla yapacağı zirve öncesinde Esed rejiminin Türkiye'nin güneyinde bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Rus lideri bu konuda güneyde birlikte mücadele etmek için işbirliği yapmaya çağırdı. Erdoğan-Putin zirvesinden günler sonra rejim medyası İdlib'de yaklaşan bir savaştan bahsediyor. Halep, Lazkiye'yi tamamen açarak Rusya ve Esed rejiminin İdlib bölgesinde askeri harekat gerçekleştirmesini engellemeye çalışıyor. Öte yandan Ulusal Kurtuluş Cephesi ve diğer muhalif askeri gruplar güçlerinin hazırlığını arttırdığı ve Kuzeybatı Suriye cephesindeki mevzilerini güçlendirdi. Muhalifler, Rusya'nın rejimin ve İranlı milislerin her türlü askeri harekatına göğüs germeye hazır olduklarını vurguladı. TSK'da rejim güçleri ve onları destekleyen milislerle temas hatlarının yakınına konuşlandırdığı İdlib kırsalına yeniden tanklar, zırhlı araçlar ve ağır toplardan oluşan askeri takviyeler gönderdi.